Herkese merhaba. Draft to Zidane serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Geçen videoda bıraktığımda en son satıyorduk paketten çıkardıklarımızı. Ne yazık ki çok iyi bir şey çıkaramamıştık. Ama oyuncularımızın çoğu satılmış ve kaç K'dayız? 17K'ya ulaşmışız diyebilirim. Şimdi tercih zamanı. Acaba coin'le mi girsek yoksa FIFA point'le mi girsek? Bilmiyorum. Şu an aşısı bilmiyorum hangisiyle girsem diye ama galiba FIFA point'le gireceğim. Şunu da söyleyeyim, dediğim gibi eğer paramız kilitlenirse FIFA point alacağım. Döngüye girene kadar devam edeceğim. Ondan sonra kesinlikle almayacağız. Sonra yolumuza bakacağız. Ama FIFA point almadan da yapabiliriz bunu. Ben öyle yapmak istemiyorum. Çünkü birazcık hani zamanım, çok zaman harcı şey yapmak istemiyorum. Yani seriye zaman ayırmak istemiyorum demiyorum da diğer videolara yoğunlaşmak açısından zaman kaybı yaşamak istemiyorum. Yoksa dediğim gibi yani draft to Zidane diyoruz. Hani bilmiyorum, siz bilirsiniz. Yani umarım anlayışla karşılıyorsunuzdur bu fikrime. Döngüye girene kadar almaya devam edeceğim FIFA point. Ondan sonra hiç almadan yolumuza bakacağız. Evet, FIFA point'e giriyorum. O coin biraz artsın oradaki. Bir de iyi oynayalım ki kaybetmeden şey yapabilelim. 4-4-2 düz var. 4-2-3-1 var. Şimdi 4-2-3-1 alırsam cam gelmek zorunda. Ben 4-4-2 geniş denemek istiyorum. Bu sene herkesin kullandığı bir formasyon biliyorsunuz. Şu en meta formasyonlardan biri. O yüzden onu deneyeceğim. Klose geldi, Hazard geldi, Neymar geldi. Tabii ki Neymar alacağım. Şey yorumunu da gördüm. Değişik kartlar kullandı draftta diye. Şöyle olacak. Birazcık şey olması açısından. Bir dakika, iyi bir adam geldi. Insigne var, Suarez var. Şöyle söyleyeyim. Belirli bir, dediğim gibi, kazanma serisini yakalayalım. Ondan sonra değişik kartlara yer vereceğim. Ama şu an için bence pek lüksümüz yok gibi bu konuda. O yüzden şimdilik böyle oynayacağım. Kedira'yı almayacağım. Herhalde en iyisi. Ha, Ander Herrera var. Ander Herrera'yı kimyalayabiliyoruz. Dikkat etmeden. Draftta çünkü bazı kartlar hani kötü gibi gözükse de iyi oynayabiliyorlar. İkisi de Napoli'de. Bakın şu an kimya güzel olacak. Şimdi şu orta sahaya Toni Kroos geldi. Denemek istediğim de bir kart ama alan gelmişti. Alanı almak daha mantıklı olacaktır. Kimya bir anda uçtu. Yeşil link. Yani kadro kursam böyle yapabilirim anca herhalde. Bayağı iyi geldi. Bakıyoruz. Van Dijk. Defans hattında Premier Lig yapmaya çalışacağım ama ikinci Premier Lig'den kim olur bilmiyorum gelebilecek adam. Courtois. Şimdi patlarsak kimi alalım? Şimdi patlayacak olursak Kurt'u alırız. Stoper kim geldi? Şimdi Romagnoli geldi, Manolas geldi ama Laporte de geldi. Şimdi biraz saçma olacak ama saçma olacak derken bir şekilde kimyalamam lazım ya şu an. Tamam, kimya aldık burayı. Inform Dinier'de bu arada sevdiğim bir kart. Kadromda var zaten. Şimdi tamam. Fena değil kadromuz. Kötü değil, cidden kötü değil. Daha iyisi olabilir. Martial yedekten girecek. Bu kartın incelemesini yapmıştım. Birazcık pahalı ama tek sıkıntısı pahalı olması. İzlemeyenler kanalımda bu izleyebilirler. 95 Messi. Yedekten sokacağız. %100. Kim forvet oynayacak bilmiyorum ama Messi striker oynayacak %100. Otamendi, Stones. Yani Griezmann alacağım da Griezmann. Bu ne abi? Bu, şimdi bunu alırsam kimyayı bozacağım. Kimyayı bozmak istemiyorum açıkçası. Lewandowski'yi almam. Ben Mane'nin kartını kesinlikle denemek istiyorum. Bale hayal kırıklığı olacak gibi ama Mane'yi ben denemek istiyorum. Şey kartıyla ne kadar fark var acaba? Inform kartıyla. Şu an kartlar yani geliyor ama ilk 11'i değiştiremem şu an. İlk 11'i değiştiremem. İlk 11 değişmeyecek gibi duruyor. Kyle Walker oturuyor mu kadroya? Oturmuyor. Çiğliğini. Böyle olacak. Kyle Walker. İspanyol şey alabilir miydim aslında? Zanetti geldi sol bek. Zanetti'yi şöyle yapsak daha iyi olacaktır bence. Zanetti'yi de alıyoruz ve draft. Oo, bir dakika dur. Kalecimiz kimdi? Kalecimizin kimyası yok. Premier Lig'den olacak. Bir dakika dur. Premier Lig'den ya bu olacak ya da
İtalya Ligi'nden olacak. İtalya Ligi'nden kimse yok. O yüzden Schmeichel alıyoruz. Son anda kaleciden patlıyorduk ha. 95 kimyamız var. Bunu da Messi'de koyalım. Draftımız iyi oldu ama böyle yedekten adam sokmam gerekecek tabii ki. Geçen drafttaki gibi şey yapmayayım, hatasını yapmayayım da. Geçen draftta yaptığım hatayı biliyor musunuz? Neymar'ı yedekte bırakmışım durmadan, hiç almamışım. Yalnız kartlar fena gözüküyor. Menajerimizi seçelim. 95 kimya, 95 kimya, 95 kimya, 96, 96. Şimdi kimyamız 96. Yedekten kimin gireceğine de hemen karar vereyim. Şimdi hemen bakalım. Hemen bakalım. Defansif mi oynatsam? Dengeli de bırakacağım ya. Yani defansif derken dengeli de oynayacağız. Custom taktik. Şöyle bakalım. Şöyle bir dakika, balance. Aynen, dengeli de oynayacağız. Şunu 2-2 yapalım. Talimatlarda arkaya koşu yap. Arkaya koşu yap. Bunlar da geride kal. Merkezi kapat. Geride kal. Hop. Allah, patladık. Dur. Balans. Geride kal. Oo, bir dakika. Ander Herrera orta sahada oynayacak mı şimdi? Geride kal. Geride kal. Bir tane defansif yapıyorum. Dur, defans yapmıyorum. Top kaybı sonrası baskı yapıyorum. Yok. Top kaybı. Bu. 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 Tamam, bu da böyle olsun. İnşallah talimatlar aynı kalıyordur. Kalıyor. Roller. Tamam, role gerek yok. Yedekten Messi'yi forvete koyacağım. Insigne'yi sağa çekeceğim. Neymar sol kanatta kalabilir. Duruma göre de yedek oyuncularımızı sokacağız. Yedekler bomba gibi zaten. İlk maçımıza geçiyoruz. Canlı reaksiyon olacak. Hep birlikte bakalım 4 maçı kazanabilecek miyiz? Evet, ilk maçımıza geçiyoruz. Canlı reaksiyon olacak. Umarım ses şeylerinde bir sıkıntı olmaz ayarlarda. Farklı bir şey deniyorum şu an. Kötü gelmez umarım. Gattuso, Cristiano Ronaldo, Mbappe, Verratti, Zanetti. Yani benimkine göre kötü bir kadro. Direkt birinci dakikadan oyuncu değişikliğimi yapacağım. Messi'yi oyuna sokacağım. Gazla, gazla, gazla. Güzel. Offside yok, offside yok. Güzel. Koşusunu görüyorum. Orada biri var. Uf, çok temiz gol. Ander Herrera çıkmadan golünü attı. Bu koşular çok hoşuma gidiyor benim. Bazen böyle hani yani yapacağını görüyorum uzaktan. Ama pas da inanılmaz, şut da inanılmaz. 1-0. Ander Herrera çıkmadan attı golünü. O ne abi? Nasıl? Tek şeydi, gitti kaleye. Bu nasıl oldu ya? Boş bulundum. Kickoff'tan dolayı değil bu. Kickoff mikoff değil. Boş bulundum. Nasıl böyle bir anda uzadı? Sol ayağıyla. Aferin sana Schmeichel. Aferin sana Schmeichel. Yürü. Yürü Insigne. Messi. Of. Artık gitmelisin. Neymar. Mbappe, sonunda gol attık. Dakikalardır adamın üstündeyim. Sonunda gol attım. Golü geçmek istiyorum. Çok kötüydü. Yani rakibim ya, bence iyi değil ama ilk golü yememeliydik. Şu an fark atmamız gerekiyor yani. İlk yarıdaki statlara bakmak istiyorum kaç şut çektiğime. 8 şut, 4'ü kaleye gitmiş. %60 topla oynamamız var. Rakibime quit, yani dediğim gibi quit attırmam gerekiyor ama hala attıramadım. İnşallah ya böyle kazara bir gol yemeyiz ve krize sokmayız maçı. Hadi bu pas hatasını cezalandıralım. Hadi, hadi bu sefer gittik. Neymar yakın direkt. Neymar 3-1 oldu. Skor güzel, güzel. İşte Neymar'ın forvet oynamasının en güzel yanı da bu. 3 zayıf, 5 zayıf ayağının olması rakibim nereye döneceğini sağlamıyor derken ilk maçı 1-0 3-1 kazanıp quit attırıyoruz. Dediğim gibi sesimi kontrol edeceğim. Umarım ses ayarlarında bir sıkıntı yoktur. İkinci maça geçiyoruz. İkinci maça geçiyoruz. Rakibimizin kadrosu Kante, Sokrates, Cristiano Ronaldo, Martinez, Koman diye mi okunuyor? Torreira'nın şey kartı, UEL kartı. O kartı upgrade alınca tehlikeli bir kart olabilir. Mini Kante yan yanalar zaten. Gider mi? Bence gider. Gitti. Çok güzel pas. Insigne, bol rol. Temiz gol attık. Insigne inanılmaz oynuyor şu an. Tabii ki rakipler böyle inanılmaz iyi bir rakip gelmedi ama Insigne çok iyi oynuyor. Spoiler'ı da vereyim. Zaten yok, paylaştım zaten. Spoiler'lık bir durum yok. Zaten Twitter'da paylaştım. Unutmuşum kesinlikle. Giovinco olacak ve ikon Gattuso olacak. O yüzden Rotşeva serisini takipte kalın. Çok güzel bir, çok güzel değil miydi? Birazcık değişik bir kadro olacak. Umarım hoşunuza gider. Mane, o nasıl pas hatası? Alan.
Bakalım Mbappe fark yaratacak mı forvet ederken ilk koşusunu yaptı. İlk koşusunu yaptı. Mane'yi bulduk. Mane temiz gol. Mbappe'yi forvet oynatın arkadaşlar. Kanatta oynatmayın eğer Neymar ve Mbappe varsa. Çünkü ilk pozisyonda gerçekten pace'i o hızlanmasıyla fark yarattı. Dediğim gibi Mbappe bence forvet olmalı. Rakibim starta bastı. Uzadı. Mane uzadı. Pas vereceğim sanıyor. Vermeyeceğiz. Şimdi verdim. Mbappe yakın direkt. Skor 3-0 oluyor. Ve rakibim starta basıyor. Kuyt atacak herhalde. Ama şunu söyleyeyim. İyi bir rakip gelirse, bir sonraki maç iyi bir rakip gelirse gerçekten çok sıkıntı olacak. İstediğim oyunu oynayamıyorum. Ama Mbappe Neymar'ı fark ettiğimden beri birazcık daha takım rahatladı diyebilirim. Bir sonraki maçta öyle başlayacağız. Mbappe forvette, Neymar kanatta. Umarım bu kötü formdan kurtulup kazanabiliriz diğer iki maçı da. Evet, üçüncü maçımıza geçiyoruz. Rakibimizin kadrosuna bakıyorum. Premier Lig kadrosu, full Premier Lig. Agüero ve second in form Harry Kane olması lazım. Second in form olması lazım. Ve Road to the Final Kante'si var. Orta sahası tehlikeli. Draft'ta Eriksen falan da iyi oynuyor. Bu rakibe dikkat etmemiz lazım. İyi oyuncuysa sıkıntı yaratabilir. Insigne güzel çalım. Insigne 1-0. Çok iyi başladık. Çok dikkatli oynadım ilk pozisyona gol atmak için. Scoreboard'da bug olmuyor. Ya bu size de oluyor herhalde. Herkes oluyordur. Sol üstte scoreboard çıkmıyor. Göstermiyor. Maçın daha başındayız ilk saniyelere. Çok açtı Van Dijk'ı. Insigne de bitirdi. Elastiko. İmza şut fake'imiz. Ve skor 2-0 oluyor. Bunu geçen VL'de çok rahat yani yapmam gerekirken çok zorladım kendimi ve hiçbir seferinde neredeyse yediremedim. Sadece bir maçta falan rakibime yedirebildim. Rakibim starta bastı bu arada. Çıkacak gibi duruyor herhalde. Ya bunu çok basit bir şey. Ya zaten yapması çok basit. Delay olmadığı zaman şut fake'in rahatça yapabiliyorsun. Rakiplerini zaten beklemiyor genelde. Ama işte bazen de çok zorladığın zaman her seferinde bu hareketi denediğin zaman da rakiplerini yemiyor yani. Messi rakibimi yok ettik ve 3-0 oluyor skor. Rakibim bir kez daha poza bastı. Arkamı dönüp geri döndüm. Yeşil de vurunca artık inform Messi bunu atması lazım. Rakibim ikinci kez poza bastı ve çıkıyor. Final maçına gidiyoruz. 3 rakip de ne yalan söyleyeyim çok kolay maçlardı. Dördüncü maçta umarım canımız yanmaz. Bir de yani üçüncü maçta kaybetsek bile en kötü şekilde umarım parayı çıkarız yani. Paranın çıkması lazım çünkü uzun bir yolculuğumuz olacak Zidane'a doğru. Evet, final maçındayız. Rakibimizin kadrosunu görüyoruz. Klose, Sokrates, Road to the Final Coman, tehlikeli kart. Aubameyang, Dele Alli'si var. Defans attı, güzel. Laporte de draftta oynayabiliyor ve Figo'su var. Ne diyecektim ben? Bu arada final yani drafttayken birinci ile birinci, ikinci maçtaki ikinci finalde final mi eşleşiyor? Nasıl oluyor? Yoksa sizce rastgele mi atıyor? Bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bunu öğrenmek istiyorum gerçekten. İyi savunma. Mbappe gitti. Mbappe gitti. Offside yok. Laporte'nin yetişememesi lazım ona Mbappe'ye. Svet. Kale boş. Messi 1-0 oluyor. Yetişememesi lazım çünkü yani Laporte ve Mbappe işte pace burada farkını gösteriyor. 60 pace'te Mbappe 64 pace'te Mbappe olunca farkımızı konuşurduk. Görüyor musun? Messi. Sonunda soğukkanlılığa eriştim ya. Orada şut fake'ini tekrar hatırlayabildim. Ve 2-0 oluyor. Güzel oldu. Şunu her zaman yapabilsem işte bu kafa her zaman yerinde olmuyor. 2-0. Rakibim hata yaptı. Güzel çektik. Mbappe 3-0. Rakibim orada defansını açınca Plirsim işte birazcık şey yaptı. Mbappe de yeşili gönderdi 3-0. Acele etmemize gerek yok. Messi. Mbappe gelişine first time 4-0. Mbappe show var Mbappe. Draftta sanki Mbappe başka bir karta dönüşüyor. Yani çok iyi koşular yapıyor. Çok iyi şut çekiyor. Yani farkı o yarattı bence Messi'den ziyade. Evet, draftı kazanmayı başardık. Açıkçası yani şey olmak realist olmak gerekirse rakiplerim son 3. maç mıydı bu maç mıydı? 3. maçtaki rakibim fena değildi ya da buydu hatırlamıyorum tam. Ama 3 maç kötüydü. Bir tanesi fena değildi. Yani kazanmamız çok şaşırtmadı beni. Ve ödülümüzü açabiliriz. İnşallah iyi bir şey gelir.
Demin geçen draft'taki line olması lazım değil mi? Premium Gold paket, Rare Gold pack, Rare Gold pack. 50K'lık paket gelmesi lazım. O bayağı iyi. Şu an hatta Team of the Week'te kim var? Team of the Week'te kim vardı bu hafta? Hazard vardı. Bir de Cristiano Ronaldo olması lazım galiba. Inform. Aynen, ikisi vardı. İlk paketimizi açıyoruz. Hızlı açıldı. Aa. Şimdi bundan sonra artık coin'e girmemiz lazım. Coin'e gireceğim için de Gelson Martins. Coin'e gireceğim için de yani kar etmemiz gerekiyor. Çok FIFA Point'e çok güvenmememiz gerekiyor. Bakacağım. Bunların hepsini gönder. Bunları gönder. Bunları da quicksell'leyebiliriz. Onlar para etmiyordur herhalde. Para etmiyordur herhalde. İlk defa quicksell yaptığım için böyle bir şey yazdı. Geçen videomuzda hiç board walkout alamamıştık. Board gelmiş sanki. Hadi. Ama iyi geldi ya. Bir yavaş açılması lazım. Bayağı kötü geldi. Bir yalnız Hunter falan gelince Hunter'ın price range artmıştı. İyi para edebilirler. Yukarı gönderiyoruz. İki tane Squad Fitness geldi. Bunlar para etmiyor. Son paketimizi açıyoruz ve yavaş yavaş da videonun sonuna doğru geliyoruz. Umarım hayal kırıklığına uğramayız. İnşallah uğramayız. Board geldi. Nainggolan mı? Nainggolan geldi. Para etmiyordur sanırım. Ulan Mertens nasıl gelebiliyor diyecektim. Nainggolan geldi. Gördüğünüz üzere draftta 4-4 yaptık ve ne yazık ki yüzümüz gülmedi. 88. Oo, CAM, CDM, CM. Ona, oha, onlar ne? Onlardan bir iki tanesi para ediyor olabilir ama sanmıyorum ki. Yani çok zorlasak belki 15K'yı çıkaracağız. Ama ne yazık ki istediğimizi bulamadık. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.